بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem hanımefendiler, ev sahibi olarak, Alanya müftüsü olarak hepinize hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Hak bu çalışmanızı bereketli eylesin, hayırlı eylesin inşallah. Sizlere ilme kazandırmayı, motive etmeyi, din hizmetlerinde daha ileri adımlara, daha ileri güzel faaliyetlere sebep olması Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Evet, üç günlük, üçüncü gününde olan bu seminerde elbette önceki günlerde kendi çalışma sisteminiz içerisinde mutlaka önemli konulara temas etmiştiniz. Bugün de bizleri davet ederek İslam'da kadın konusuyla ilgili bir sunum yapmamı benden talep ettiler. Ben de gerçekten çok yoğun bir durum vardı ama biz böyle bir taleplere, böyle tebliğ ve davet olan noktalarda mazeret üretme değil, katılmama mazereti değil, katılma mazereti üreterek aranızda gelmeye gayret ettim. Ve onun için de Rabbim nasip etti. Bugün inşallah saat ne kadar? 1,5 saat mi? Bu saat içerisinde inşallah sizi yormadan bu konuyu gündeme taşımaya, sizlere dertlere deva, şifa olacak noktada inşallah ayet ve hadislerle, İslam'ın öngörülüğü ve fikir dünyasıyla konuyu gündeme taşımaya, izah etmeye gayret edeceğim değerli kardeşlerim. Şunu bilesiniz ki kadın konusu düğümü zor çözülen bir konudur. Üzerinde çok speküle yapılan, çok tartışılan, ta insanlık tarihi boyunca farklı dünyalarda kadın konusu hep gündemde olmuş. Ya yerilerek ya ilahlaştırılarak gündemde olmuş. Hiçbir zaman mutedil, orta yolda ele alınmış değildir kadın konusu. Günümüzde de özellikle modern çağın getirmiş olduğu şartlar, sanayi devrimi ve özellikle de misyoner çağı olması hasebiyle kadın konusu hep irdelenmiş, tırtıklanmış ve özellikle İslam üzerinde de saldırıda kadın konusu en büyük truvat olarak kullanılmıştır. Kadın konusuyla ilgili, kadının ne olduğu noktasında şöyle geçmiş tarihe baktığımız zaman Kur'an'daki iz düşümlerini de gördüğünüzde bunu daha iyi anlamış oluruz. Yani geçmiş medeniyetler kadına nasıl bakmışlar? Bunun bütün medeni, Hinduizm'den tutan Konfüçyüs'e varıncaya kadar, Yunan medeniyetine varıncaya kadar, işte Hristiyanlıkta, Yahudilikte, bütün anlayışlarda kadın hep ötelenmiş, örselenmiş, ruhu var mı, şeytan mı, kötülüğün anası mı, Adem'i ayağını kaydıran, cennetten çıkaran gibi bütün bu argümanlarla kadın değerlendirilmiştir. Kadın kötülüklerin anasıdır. Ey Zeus, bize verdiğin bir insan kötülüklerin kaynağı, vazgeçilmez birisi ama bütün şerrin esası diye anlatılan bir kadın profili. Ve miras noktasında, köle olma noktasında, evcil hayvan gibi kabul edilme noktasında, kocasının ölümüyle, mesela Hinduizm'de kocasının ölümüyle kendisi de yakılan bir kadın. Yunan medeniyetinde kadın dediğin kişi ilk önce belli bir normu olan ama daha sonra aşağılanan ve kendi içerisinde köleleştirilen, özellikle Firavun'un kadınları köleleştirmesi, erkekleri öldürüp kadınları köleleştirme mantığını da bilirsiniz. Musa Aleyhisselam'ın hadisesiyle ilgili. Bütün bunlar. Sonra kadının daha çok evin içinden çıkarıp erkekle beraber kılma noktasına getirildikten sonra da ilahlaştırılan, hatta bir tanrının hanımı olup üç tanrıyı aldatan Afrodit olmaları, ondan kuyubitü gayrimeşrula doğurması gibi anlayışlar kadın konusunda ciddi bir zihinsel kirlenmeler ve kadını her zaman kötüye mahkum etme anlayışları. 19. asra kadar kadının seçme seçilme değil, kadının insan olma konusu tartışılırken 19. yüzyılda bile kadınların 1938 yılında çıkan yasalarla belirli noktaya getirildiğini ve aynı şekilde de 16. yüzyıla kadar kadının İncil'e okuma yetkisinin olmadığı
bilinen bir hakikat. Daha sonra dediğim gibi işte sanayi devriminde kadın tamamen bir ucuz iş gücü. Sanayi devriminde patronların, kapitalistlerin daha çok kazanma, daha çok mal biriktirme noktasında kocasının yanında alınan kadını çalışmanın içine sokarak orada ucuz iş gücü elde etmek için kullanılan bir malzeme. Bu feminizm hareketlerinin başlarına dikkat ederseniz temelinde fabrikada çalışan kadınların istismarlar sonucunda yapılan bir başkaldırı sonucu meydana gelen bir davranıştır. Ve yine öldürülen kadınlardır. Yapılan şeylerde 120'ye yakın kadın öldürülmüştür. Fabrikadaki kadınların üzerine yapılan işte baskınlar, şunlar bunlar noktasında. Onun için şöyle koyalım da. Ne olur ne olmaz. Daha sonra modern çağla birlikte kadın tamamen bir cinsel obje haline dönüştürülmüş, teşvicilik, tüketim malzemesi haline döndürülen bir kadın anlayışı vardır. Onun için kadın konusunu daha detaylı ve daha sağlıklı konuşabilmek için ilk önce kadının toplum içerisindeki yeri nedir oradan başlamamız gerekiyor. Bir, Allah yeryüzünde insanları halife olarak yaratmış ve her bir varlığa ayrı kabiliyetler vermiştir. Aynı kabiliyetler olan insanlar tekrardan ibarettir. Aynı kabiliyet olan insanların uygarlık üretmesi mümkün değildir. Farklılıklar uygarlıklar üretir. O nedenle aslında bireyin toplum, bireyin değil çiftlerin toplamıdır. Bireylerin toplamı değil çiftlerin toplamıdır. O nedenle kadın ve erkeği hem sosyolojik olarak, fizyonomik olarak, kimyasal olarak kadınla erkeğin birbirine eşit olması veya birbirine aynı olması aslında yaratılış tabiatına aykırıdır. Kadının, erkeğin farklı mizaçlarda, farklı konumlarda olması toplumsal hayatın, insanlık hayatının bir gereğidir. İşte birinci madde budur. Kadınla erkeğin anlaşılması noktasında bu konuyu ele almamız gerekiyor. Şunu hemen yeniden ifade edeyim ki, İslam tarih boyunca kadın hakları ve kadın konusu ile ilgili gündeme taşımamıştır. İslam'ın böyle bir problemi yoktur. İslam eşrefi mahlukat olarak meseleye yaklaşır ve o eşrefi mahlukat kavramı içerisinde kadın ve erkeği sosyal hayat içerisindeki vazifesi ve görevi noktasında hak ve sorumluluk kavramı içerisinde hak ve sorumluluk kavramı noktasında yani bir taraftan haklarını bir taraftan vazifelerini ifa etme bağlamında ele alır. Onun için kadınla ilgili özel bir başlık daha sonra İslam'a yapılan saldırılar üzerinden ortaya çıkmıştır. Kadın konusunun gündeme taşınması, kadın savunmaları ve bu savunmalar da ne yazık ki hep Batı orijinli olan şeylere bir antitez şeklinde, bir savunmacı mantıkla hareket edilmiştir. Onun için de çok tutarlı, çok ikna edici cevaplar verilememektedir. Neden? Şuna kaçırıldığı için. Kaçırılan nokta şurasıdır. Bir, ya aile merkezli bir hayat, insanın yaratılışına getirmiş olduğu arzularını, isteklerini tatmin için meşru daire olan ailede ortaya konulması ve bu şekilde kadın ve erkeğin sınırının iffet, edep, haya çizgisi içerisinde ayarlanması ya da aile hayatı gündeminde olsa bile kadın ve erkeğin tahallüdünün karışmasını çok rahat kabul eden ve arzularını ta affedersiniz zinaya varıncaya kadar meşru bir arada olmalarını, kaynaşmalarını, tenha yerde bir araya gelmelerini ve buna benzer süslenmelerini, açılmalarını, saçılmalarını ve buna benzer kendini teşhir etme gibi anlayışları ayrı ikinci kategoridir. Birincisinde iffet var, edep var, haya var ve birlikte olma anlayışının meşru dairede ve sınırlı dairede olma anlayışı var. İşte biz kadın noktasına bu çerçeveden bakmadığımız müddetçe konuları anlamamız mümkün değil. Onun için kadının çalışma konusu olsun, kadının sosyal hayattaki yeri olsun, aile merkezi bakımından bakmak zorundayız. Aile merkezi noktasında baktığımız zaman olayların %99'u çözülmüş demektir. Ama
tamamen ferdi anlamda baktığımız zaman işte hürriyettir, özgürlüktür, buna benzer konular devreye girer. Kadının evde oturmasını bir tutsaklık, kadının çarşıya çıkmasını bir özgürlük, kadının açılıp saçılmasını bir özgürlük veya hürriyet. Özgürlük kelimesi daha orijinal bize aittir. Hürriyet daha çok Batı emperyalizmin kullandığı oltaya takılan yemlerden birisidir. Bunlar çok önemli. Şimdi belki size garip gelecek ama kavramlar o kadar önemlidir ki kavramları konuşurken bu kavram nereden alıyor? Diyor ki mesela din istismarı. Bakın bizde din istismarı kavramı yoktur. Bizde riyakarlık vardı, münafıklık vardı değil mi? Din istismarı kavramı Batı'nın İslam dünyasında hegemonya sürdürmek için uydurduğu bir kavramdır. En dindar insana istismar diyor ama seçim zamanında Cuma'ya giden adamı alkışlıyor. Hangisi istismar? Değil mi? Onun için kavramlar çok önemli. Hürriyet kavramı da bize dışarıdan daha çok ithal edilen koskoca imparatorluğu yok eden en önemli Batı'nın kullandığı ikisi kavramı. Onun için özgür demek kişinin kendi öz değerleriyle hareket etmesi ve gürleşmesi diye ifade edilir. Bu konuda ilgili de size bir kitap tavsiye edeyim. Belki son zamanlarda farklı değerlendirebilirsin ama İsmet Özel'in Taşları Yemek Yasaktır diye kitabında bu anlamdaki bakış açısında daha güzel görebilirsiniz. Evet, demek ki Kur'an-ı Kerim وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ diye تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ cahiliye açık saçıklığı gibi açılmayın derken وَلَا يَضْرِبْنَ بِالْاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَى مَا يُخْفِنَ مِنْ زِينَتِينَ ziynetlerinizi ortaya çıkarmak ve tanımamak için ayaklarınızı pat 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 yere vurmayın diye emirleri aslında aile mahremiyeti içerisindeki kadının korunma esaslarıdır. O açıdan kadın konusu dediğim gibi üzerinde çokça konuşulan, çokça tartışılan ve çokça aslında kullanılan, istismar edilen bir kavramdır. Neden? Çünkü dediğim gibi olaylara spesifik, çok lokal, çok lafsi bir bakış açısıyla bakılmakta, olayın bir kısmı alınıp diğer kısmı bırakılarak kadın üzerinde yorumlar yapılmaktadır. Şuna benziyor aynen. Bektaşi'ye demişler ki, namaz kılsana. Demiş ki bak Allah Kur'an'da diyor ki, namaza yaklaşmayın. Ya eyyühellezine amenu la takrabussalah. Doğru. Allah Kur'an'da diyor ki, namaza yaklaşmayın. Devamını oku. Hafız değil. Ve entüm sükara iskiliyken namaz yap. İşte değerli arkadaşlar, değerli hanımefendiler, özellikle 19. asırda işte daha doğrusu İslam'ın yeniden trend olması, işte Avrupa'da görüyorsunuz bunlar siz. Ondan sonra özellikle oryantalistlerin, müsteşriklerin en çok misyonerlerini gönderdiği toplum içerisinde en çok kullandığı truğu atından birisi de budur. Ve şu anda mesela Alanya'da bile 300'e yakın Yahova şahitleri faaliyet yapmakta. Ve bunların en çok kullandığı şey aile konusudur. Hatta mutlu aile. Mutlu aileyi sağlam kılmak, mutlu aile yapmak için insanlara bu yönden girip kadın ve erkek üzerindeki tartışmalar ortaya koyuyor. Onun için bizim dediğim gibi tekrar şunu ifade edeyim. Bizim medeniyetimizde kadın ve erkek tartışması yoktur. Günah işleyen insan vardır, günah işleyen kadın vardır. Bu günah kişinin nefsinin olduğu gibi karşısındakine de olabilir. Hata insanın kendisini yaptığı gibi başkasına atabilir. O nedenle kadın ve erkek özellikle aile bağlamında karı koca ilişkilerini bir kulluk şuuru içerisinde ele alır. Hatta kul hakkı bağlamında ele alır. Kul hakkı dediğimiz şey dışımızda olan insanlardan başlamaz. İçimizden, merkezden dışa yansıyan bir unsurdur. Yani suya atılan, göle atılan taş gibidir. İlk önce yakın halkalar başlar, yakın halkadan uzak halkaya doğru gider. O nedenle Allah Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَعْبُدُ اللّٰهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَبِالْوَلِدَنْ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَمَ devam ediyor. Allah'a kulluk edin, Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Sonra anne babaya, yakın akrabaya devam ediyor ayet-i kerime. İyilik yapın diyor. Bakın anne baba ve iyilik yapma noktasında devam eden bir husus. Onun için iyilikten en büyük nasip alacak kişi nedir? Kişinin ailesinin ağzına vermiş olduğu lokmayı sadaka bilen bir anlayıştır. Ben sizin en hayırlınızım. Ehline karşı en hayırlı olan
En iyi davran, en hayırlı olandır diye ve ben sizin ailesine karşı en hayırlı olansın diye ifadesiyle Peygamberimiz aile bağlamında olaylar ifade etmiştir. O nedenle bu genel girişi şöyle özetlersek, demek ki kadın meselesi ilk önce kadının fert olarak birey dedikleri kişi olarak değil, bir çift olarak ele alınması, toplumun yaşanması ve uygarlığın gelişmesi noktasında kadın ve erkeğin birbirine karşı olan muhtaçlığını ve birbirinin tamamlayıcısı unsur olarak ele almamız gerekiyor. Eski medeniyetlerdeki kadın figürleriyle ilgili anlayışların tamamen yerle bir edilmesi ve insanlık tarihinde yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmasıdır. Değerli kardeşlerim, şunu hemen bilelim ki, işte kadın anlayışını cahiliye dönemiyle ilgili de demin ifade ettiğim o tarihi bağlamda Yunan'dan Hindistan'a varıncaya kadar, Hinduizm'e varıncaya kadar bağlamında Kur'an-ı Kerim özellikle kendi indiği tarihteki cahiliye Arap toplumundaki kadın anlayışını kız çocuğu anlayışını bize sunuyor, değil mi? Orada kız çocuğunun ilgili olan bakış açısını maddeten yük, manen ar, utanma duygusu. Maddeten yük, manen de ar, utanma duygusu. Bir damat edinmeyi kendisine kara gören, ayıp gören, utanma duygusu taşıyan bir anlayış. İşte Kur'an-ı Kerim ilk önce bu noktadan başlıyor. Unutmayalım. Şu ayeti kerime bize hayatımızın mesajını, parolasını ortaya koyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Elif, La, Mura. Kitabun enzelnahu ileyke. Sana indirilen bu kitap, bu kitabın, bu azamet ve şan-ı yüce olan kitap, o da kitabın ifadesindeki vurgu, ifade tarzı, onun yücelini ifade ediyor. Nekre, tanımlanmayan bir kavram ifadesiyle onun yücelini ifade ediyor. Kitabun enzelnahu ileyke. Sana indirdiğimiz işte bu kitap var ya, lütukrıca insanları çıkarmak için. Neden? Minazzulümâti ile nur. Bütün karanlıklardan nura çıkaran Allah'ın kitabıdır. Ve onu dosdoğru yola eleştiren aziz ve hamid olan Allah'ın kitabıdır. Şimdi bakın, bu ayeti kerimede bize Cenab-ı Hak iki unsur ortaya koyuyor. İnsanlığı karanlıklardan nura çıkaran ve insanları istikamete dosdoğru, aşırılık ve taşkınlıklar olmayan, ifrat ve tefriti bulunmayan, mutedil, ölçülü, bütün prensipleri dengeli bir hayata sokan bir kitaptır diyor. Şimdi ayeti kerimede zulümat diyor. Zulümat karanlıklardır. Ama nur diyor. Nur tektir. Zulümat karanlıklar, çoğul demektir. Çok. Çünkü İslam'ın dışındaki bütün anlayışlar, bütün düşünceler, bütün ideolojiler, her birisi, bütün batıl dinler hepsi bir karanlıktır. A olmuş, B olmuş, C olmuş fark etmez. Hangi anlayışla olursa olsun bulunduğu konum bir karanlıktır. Ama nur tektir. Hani Konfüçyüs'ün bir sözü var ya, karanlığa küfredeceğine kalk da bir mum yak diyor. Neden? Mum bütün karanlıkları, ışık bütün karanlıkları yok eder. Bütün perdelerini kaldırır. Ve zulümat desen desendir. Katbe katbedir. Yani katmer katmer. Katbe kattır. Birisi zifiri karanlıktır, birisi az karanlıktır. O nedenle aile mahremiyetini düşünen mesela Katolikler gibi aile mahrem veya aile düşünen anlayışlar vardır ama onun içerisinde farklı karanlıklar vardır. Evet, aile düşüncesi vardır. Aile olmak anlayışı vardır. Şimdi bir şeyin söylenmesi onun halkının bütününün aynı şeyde olduğu anlamına gelmez ki. Şimdi Çin'de koronavirüs hastalığı var değil mi diyoruz? Bütün Çin hasta mı? Ama bu işin şu anda orada yaygın olduğunu ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Yani bir işin yaygınlığı o işin çokluğunu veya o işteki anlayışın bu olduğunu ifade eder. Ve sonradan insanlar yasalarıyla, gelenekleriyle bu anlayışı evrildiler. O nedenle zulümat karanlıklardır. Nur tektir. Ve sizi Kitabun enzelnahu ileyke tukhrijan nase min az-zulumati ila nur bi'izni rabbihim ila sıratil azizil hamid. Övgüye layık, hükmünde galip olan Allah'ın yoluna getiren bir kitaptır. İşte Kur'an-ı Kerim ilk önce
peygambere gelen bu ses, o kutlu sesle başlayan vahiyle insanlığa insanlığını öğreten, her bir ferde ne olduğunu en güzel şekilde eğiten ve öğreten ilahi kitaptır. İlk önce cahiliye toplumundaki kadın anlayışı noktasında Kur'an'ın nuru şudur. Kur'an, kız çocuklarını diri diri dörtbağa gömenlerin hesaba çekileceklerini, sorguya çekileceklerini, bulunan konuda وَيْدَ الْمَقُودَةُ سُعِلَتْ بِئِذَنْ بِنْ قُتِلَتْ diri diri toprağa gömülen çocuğun niçin öldürüldüğünü sorulduğu zaman diye ifade eden, sonra قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ diye başlayan ayet-i kerimede Allah'ın verdiği nimeti çocukları قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ sefih bir şekilde, alçakça öldürenlerin, onlara Allah'ın verdiği rızkı haram kıranların nasıl bir sapıklık içerisinde olduğunu beyan ederek ortaya giriyor. Sonra onlara bir de bu şirahaduhum bil unsa, onlara bir kız çocuğu müjdesi verildiği zaman yüzlerin nasıl simsiyah kesildiğini, kapkara kesildiğini ve onu yanında mı tutsa yoksa yok mu etse noktasında durum içerisinde kaldığını ve kötü hüküm verdiğini ifade ediyor. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, müşriklerin 4 tane ana putları vardır. Lat, Uzza, Hubel, Menat değil mi? Bu 3 putan 3'üsü dişidir. 3'ün ismi budur. Çünkü onlar Mekke müşriklerinin Allah'a veya Hristiyanların aynı şekilde Allah'a çocuk isnat etme mantığında erkekler kendilerine, kızları Allah'a isnat ederlerdi, haşa. Bakın, Allah'a çocuk isnat ederken bile o kadar rezil ve ahlaksızca davranırlar ki kendi erkek çocukları kendilerine, kız çocukları Allah'a. Aleykumul benat diyor. Çocukla kızlar, yani bu anlamda istafal benati alel benin. Onlar kızları erkek çocuklarına tercih ettiler. Kim için? Allah için. Bakın. O nedenle kız çocukları ile ilgili Cenab-ı Hak bir iki ayeti kerimede farklı noktalarda aynı, hatta Rahman'a isnat edilen kız çocukları kendilerine müjde verildiği zaman diyor. Rahman'a isnat edilen, yakıştırılan haşa, kız çocukları kendilerine haber verildiğinde işte renklerinin karardığını, kalplerinin katılaştığını, simsiyah kesildiğini ifade ediyor. İlk önce İslam bu zihniyet kalıbını, anlayışını yıkmakla, vurucu ifadelerle kullanıyor. İlk önce bu anlamda kız çocuklarına karşı insanlığın bakış tarzını yıkıyor. Unutmayın, insanlar da ilk önce zihin dünyasının inşası önemlidir. Zihin dünyası inşa edilmeden amel olmaz. Zihin dünyasını inşa edecek de imandır ve akletmektir. O açıdan Kur'an-ı Kerim 13 yıl Mekke'de insanlara, muhataplarına, müminlere kalbi inşası ve zihni inşayı esas almıştır. Pratik ameller daha çok Medine dönemine aittir. Hicretten 1,5 yıl önce namaz farz kılınmıştır. Ondan önce tamamen zihinsel anlamda bir inkılabı gerçekleştirmiş İslam. Çocuğa, kadına, insana, kainata, varlığa, bütün eşyaya bakma bilinci getirmiştir. Müslümanca bakış tarzı getirmiştir. Eşyaya kul değil, varlığa kul değil, Allah'a kul olma bilincini getirmiştir. Sonra bu bilincin getirdiği sosyal hayat, pratik hayatla ilgili esaslar getirmiştir. O açıdan Kur'an-ı Kerim ikince bu ayetlerle zihinlerde var olan bu kalıpları yıkmıştır. Kız çocuklarına ait. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam 3 kızı olan, 2 kızı olan, hatta 1 kızı olanın güzel terbiye edildiğinde cennette birlikte olacağını müjdelemesi, Hazreti Ayşe validemizin, kendisine kapıyı çalıp bir kadının gelip yiyecek istediğinde, Hazreti Ayşe validemizin bir hurma verdiğinde onu ikiye bölüp çocuklarına verdiğini Peygamberimiz anlattığında, kim bir kız çocuğuna bu şekilde terbiye eder, ona hima ederse cennetin kapısından girer, cennetliktir diye müjdelemesi, kız çocuğuyla ilgili yapılan bütün o art niyetli ve o batıl düşünceleri yerle bir etmek içindi. Hatta Allah Resulü Aleyhisselam la tukruhul benat diyor. Kız çocuklarını kerih görmeyin, çirkin görmeyin, kötü görmeyin diye ifadesi. Çünkü onlar fe innehunne munisat el galiyat diyor.
Onlar değerlidir, çok ünsiyet ederdir. Çok anlaşması, konuşması kolay olandır. Münis demek, ünsiyet demektir. Galiyat değerlidir onlar diyor. Hatta birisi geliyor, oğlunu dizini oturtuyor, kızını önüne oturtuyor. Allah'ın Resulü bu tavrı çirkin gösteriyor, hoş karşılamıyor ve bu tavrı dedeştiriyor da. Bu yaptığının yanlış olduğunu söylüyor. Onun için Peygamberimizin kendi uygulamasında bizzat pratik olarak Hazreti Fatma validemizle ilgili davranışlarında, hatta henüz Müslüman olmamış kızının, damadının esir edilmesinde, kollesini gördüğünde kolye karşılığında azat edilmesini, kızına ait olduğunu ifade ediyor. Kızının dayanarak sonra Müslüman olarak hicret etmesi noktasındaki örneklemesi de bize kız çocuklara ilgili olan davranışı ifade ediyor. Hazreti Fatma validemizin geldiğinde ayağa kalkıp minderin ona vermesi ayrıca bir babanın kızlarına karşı hassasiyetini, merhametini ortaya koyuyor. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعْدِلُوا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ Allah'tan korkun, takva sahibi olun ve evlatlarınız arasında adil davranın diye bizzat bunu ifade ediyor. O açıdan Kur'an-ı Kerim ilk önce birinci anlamda cahiliye döneminin kadına bakış tarzını düzeltiyor. Şaşı bakışları, yamuk bakışları ayırtıyor, sırat-ı müstakime getiriyor. Dost doğru şekilde bakmaya. İtidalli, karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Onun için birinci anlamıyla Kur'an'ın kadın noktasındaki ele aldığı konu budur. Bizim hocalarımızdan birisi, ismini söylemeyeceğim, etkili yerden, ben daha önce başka bir yerden müftülük yaparken bir makalesini okumuştum. Makalesinde, işte bırakalımdır eski medeniyetlerdeki kadını da bugünkü konuya bakalım gibi bir cümle söylemişti. Nasıl olmuşsa işte bulunduğum şehre geldi. Dedim ki hocam ya sizin makalenizi ben okudum bu kadın dergisinde. Öyle bir şey ifade bulunuyorsunuz. Ama dedim şu Kur'an'da şu ayetler nereye koyacağız o zaman dedim. Böyle yüzüme baktı da cevap da vermedi. Evet bu da bir başka bir hastalıktır. Sanki bizim eksiğimiz var. Ezikliğimiz varmış gibi mesele bakıyoruz. Kardeşim çok affedersiniz. Zinayı sonuna kadar serbest bırakan medeniyetin anlayışıyla bizim aile yuvamızın mutluluk, kutsal kabul eden anlayışımızın bir olması mümkün mü? Bir evli kadının başka bir erkekle rahatlıkla konuşmasını, beraber dolaşmasını kabul etmeyen bir zihniyetle, onunla beraber olmasını hiç umursamayan ve kocunmayan bir anlayışın aynı değerlerde buluşması mümkün mü? Onun için mesele nereden baktığımız önemli. Değerli kardeşlerim, en büyük bizim hocalarımızın en büyük hastalığı bu. Oradan gelen savunulara karşı bir savunma mekanizması. O nerede duruyor? Durduğu yere bak. Aile mefhumu yok. Çocuk mefhumu yok. Kadının teşhicilikten, objelikten, cinsel objelikten başka bir anlayış yok. Araba tekerinde kadını istismar eden her yerde kadının plandadır. Çocukların reklamından hayatın bütün kalemlerinde kullanılan malzeme kadın fikridir. Şimdi onun bakış tarzıyla biz onun saldırılarına göre kadına hak veya hukuk vermek veya kadını korumak diye başladığı zaman tökezlersin. Çünkü yanlış yerde duruyorsun ve yanlış adımlara başlamışsın. Düğmeni yanlış başlamışsın. Bütün düğmeler yanlış gidecektir. Onun için biz kadın konusunu Kur'an'ın ve sünnetin bize ortaya koymuştuk. Genel bakış açısıyla bakacağız değerli kardeşlerim. O açıdan Kur'an-ı Kerim ilk önce tarihten gelen, bak dikkat edin, tarihten gelen batıl zihniyetleri yok ediyor ve onları tasih ederek devam ediyor. Birincisi buydu. İkincisi, özellikle Hristiyan Paulus anlayışında kadının devamlı dun, düşük olduğunu ve kadının günahkar olduğunu, hatta insanlığın günahkar olduğu noktasında önemli argümanı var değil mi? Kadın Adem'i ayarttı ve Adem'in yasak ağaçtan yemesini kadın sebep oldu. Günah kadınındır. Günah keçisi kadındır. Tarihteki anlayış budur. Kadın günah keçisidir. Bizim Türkçemizde özetli ifade ettiğimiz anlamdadır. Halbuki İslam her ferdi mükellef kılmış, herkese sosyal hayat isimlerinden sorumluluk vermiştir. Bu sorumluluk çerçevesinde herkesin günahı kendisinedir. Bilal gibi köle olursun ama ümmetin en şereflisi olursun. Ebu Leheb gibi peygamber sülalesinden olursun, cehennemin dibini bulursun. Onun için İslam'ın böyle
kadın ve erkek bağlamında artısı eksisi yok. O Kur'an'daki zamanı yeterse ifade edeceğim konulara geldiğinde de oradakiler yine sosyal sorumluluktur. Uygarlığın yeryüzünde vazife yapmanın, yeryüzünü inşa etmenin getirmiş olduğu mesuliyet bakımından hassasiyettir. Ayrıcalık değildir bunlar. Bunlar bir vazifedir. Erkeğe verilen vazife, kadına verilen vazife. Kadındaki hassasiyet erkekte yok, erkekteki hassasiyet kadında yok. Çünkü demin ifade ettiğim gibi fizyolojinin kurallarını asla değiştirmek mümkün değil. Kadının her hücresi kadınsıdır. Başka bir şey olamaz. Onun için Peygamberimiz değişim noktasında lanetlemesinin manası da bu. Kadınlaşan erkeklere, erkekleşen kadınlara lanet olsun ifadesindeki mana yapıyı bozmak. Buradaki yapıdan çok yapı ruhsal yapı ve fiziksel yapıdır. Başta ruhsal yapı, kadınsı olma özelliği kaybetmektir. Onun için günah kavramı da İslam ilk önce yok ediyor kadınlarda. Nedir? Yani kadına ait ve kadına isnat edilen günah kavramı. Cenab-ı Hak فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ diyor bak. Allah Cenab-ı Hak Bakara suresinde yine Araf suresinde onlar şeytan onların ayaklarını kaydırdı diyor. Her ikisini فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ لِيُبْدِلَهُمَا مَاوُرِيَانْهُمَا onların ayıp yönlerini ortaya çıkarmak istedi diyor bak. Her ikisini. Oradaki zamir tesniye, ikili zamir. Yani müennes bir zamir değil. لِيُبْدِيهَا değil. Tesniye, ikili. Sonra fe'ezellüma ikili. Her ikisinin beraber Allah'tan af ve mağfiret dilemesi. Kâle rabbena zalemne enfusena ve illem tevfilena ve terhamna lenekunenne minel khâsirî. Her ikisi dediler ki bu ayeti kerime hem onların tarihsel bağlamında bizi örneklendiriyor. Hayatı bize, olayı bize öğretiyor. Hem de tevbe ve istiğfar noktasındaki bir peygamber duasıyla nasıl tevbe ve istiğfar edeceğimiz diye telkin ediyor ayet-i kerime. Dediler ki Rabbena zalemne enfusena. Ey Allah biz nefsimize zulmettik. Ve illem tağfirlena ve terhamna. Eğer bağışlamaz ve bize merhamet etmez isen lenekunenne minel hasirin. Şüphesiz ki biz kaybedenden, ziyana uğrayan, ahiretini, dünyasını kaybedenlerden oluruz diye Hazreti Adem ve Havva annemizin birlikte yapmış oldukları pişmanlık ve tövbe ve istiğfardır değerli kardeşlerim. Bakın bu ayeti kerime de aynı şekilde ifade ediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim bu olayı direkt Adem Aleyhisselam'ın kendine nispet ediyor. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى Adem isyan etti, haddi ölçüyü aştı diyor. Bak burada bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak Havva validemizi bir tarafa bir kenara bırakıyor. Bizzat Kur'an-ı Kerim Adem'e nispet ediyor hatayı. Görüyor musunuz? Ama bu gelen Hristiyanlık gelenekte anlayışta tamamen suçlu Havva'dır. İslam bu batıl inancı da görebilir diyor. Sonra da insanların ecdadından getirdiği günahlarının devamı ettiğini, yani her insan günahkar doğar anlayışını da İslam reddediyor. Tilke ümmetün kad halet. Onlar geçmiş ümmetlerdir. Lehe ma kesebet ve lekum ma kesebtün. Onların yaptıkları kendilerine, sizin yaptıklarınız kendinize diyerek de bu şekilde o anlayışı da yerle bir ediyor değerli kardeşler. Bu açıdan birinci anlamıyla cahili ara toplumdaki kız çocuğuna, kadına bakış zihniyetindeki problemi, o zulmü kaldırıyor. İkinci anlamda batıl dinlerin, muharref dinlerin getirmiş olduğu kadın anlayışını yerle bir ediyor. Kadının günahın sebebi olduğunu, kötülüğün kaynağı olduğu, şeytanın ta kendisi olduğu noktasındaki unsurları bertaraf ediyor. Sonra Kur'an-ı Kerim tamamen kadına eşrefi mahlukat çerçevesinde ve insan çerçevesini hitap ediyor. Ya eyyühennâs, ya eyyühennâs, ya eyyühennâs uttakû rabbekumul lezî halagakum min nefsin vâhidetin ve halaga minhâ zevcihâ ve bethe minhumâ ricalen kethîran ve nisâ. Ey insanlar, ey insanlar diyor Cenab-ı Hak. Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini var eden
Rabbinizin karşı saygınızı, hürmetinizi takının. Onun emirlerini çiğnemekten, onun yasaklarını işlemekten sakının. İttika budur. İttika, Allah'ın koyduğu sınırlara uymak demektir. Şimdi tercümelere bakarsanız Allah'tan korkun diye tercüme ederler. Bu ciddi bir problemdir. Çünkü korkuyu ifade eden çok farklı kelimeler vardır. Takva kelimesi Allah'ın koyduğu ölçülere riayet eden, kalbindeki haşyet ve saygıyla Rabbine yönelen kul demektir. Ahiretini koruyan, ahireti için hazırlık yapan ve ahiretteki kötülüklerden, fenalıklardan kendini sakındıran kişiye muttaki kul denir. Onun için ayet-i kerime de öyle başlıyor. O nedenle zihin dünyamız çok dikkatli olacak değerli kardeşlerim. Bir feminist gibi düşünemeyiz. Bir batılı kadının meseleye yaklaştığını düşünemeyiz. Onun için bizim hükümlerimiz Allah'ın emir ve hükümleri karşısında bizim kendi irademizin anlamı ona teslim olmaktır. Bakın Cenab-ı Hak bizzat böyle ifade ediyor. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Hiçbir erkeğe, erkek mümine, hiçbir erkek şey, bayan mümine söz sahibi yoktur diyor. Yetki yoktur. Neye? اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُ اَمْرًا اَنْ يَكَ لَهُمْ خِيَرًا Allah ve Resulü bir hususta hükmettiyse o hükmün dışında başka birisini tercih etmek olamaz. Zaten iman da Allah'ın emrine teslim olmaktır. Allah'ın her şeyi bildiğine, her şeyin en güzelini emrettiğine, en adil, en mükemmel, en muhkem esasları bildiğine iman etmektir. İman budur zaten. O açıdan mümin erkekler ve mümin kadınlara ikinci bir şeyi tercih etmek mümkün değildir diyor. Şimdi bu ayeti kelimelerle Cenab-ı Hak bakın ey insanlar bir tek nefisten yaratan ve eşini yaratan oradan da erkek ve kadınları çoğaltan Rabbinize karşı takvanızı tanıtın diyor. Yine Cenab-ı Hak ve min ayati en halaka lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Allah'ın ayetlerindendir. Yani Allah'ın varlığını ve birliğinin delillerindendir. Ne? Sizden ne? Eşlerinizi, zevcelerinizi yapmak. Aslında zevç kelimesi değerli kardeşlerim. Çift demektir. Arapçada da zevç, zevce diye ayrılır ama o bir tanımlamadır aslında. Aslında doğrusu zevç kelimesi çift anlamını ifade eder. Hatta birçok ayet kelimede çiftlerle yaratan, sekiz çift yaratan diye geçen yerler de vardır. Ezvaç der. Müzekker çoğulla gelir. Çünkü zevç çift demektir. Neye benziyor? Ayakkabıya benzer. Ayakkabı çifti gibi. Şimdi bakın ayaklarıma. Ayaklarım çift ayakkabı var değil mi? Biri sağ, biri sol. Ama ikisi de aynı maden. Aynı şeyden üretilmiş. Şekli, tipi aynı. Ama görevleri farklı. Biri sağa giyilir, biri sola giyilir. Desem ki ya bunların ikisi de aynı ya. Gelin salı sola, solu sağa değiştirsek. Yaparsak ne olur? Ne ayak rahat eder, ne de ayakkabı rahat eder. Değil mi? Şimdi onun için Allah çift yaratmış. İşte İslam'ın kadına bakışının en büyük argümanı budur. Yani çift olarak yaratılmış birbirinin destekleyicisi ve tamamlayıcısıdır. Biri olmadan diğeri olmaz. Hünne libasun lekum ve entum libasun lehun. Sizler onların örtüsü, kadınlar sizin örtünüz, siz de kadınların örtüsüsünüz. Sizin hakkınız var, kadınların hakları var. Kadının kazandığı kendine, erkeğin kazandığı kendine diyor. Ve Ahzab suresinde tam yarım sayfa. Tam böyle 15 satır olur ayetler. Tam yarım sayfa böyle. Ahzab suresinin 22. cüzün hemen başı. İnnel müslimine vel müslimat. Vel mümine vel müminat. Vel kanitine vel kanitat diye başlayan ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kadınla erkeği birlikte alın. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Müslüman bak, mümin ve Müslüman. Burada kavramlar farklı. Demin söyledim ya, kavrama dikkat edeceğiz. Müslüman demekle Allah'ın emrine teslim olan, iradesine teslim olan erkekler, teslim olan kadınlar. Mümin, gönülden Allah'a bağlı olan kişiler. Kanitin,
Bak hemen hemen birbirinin yerine kullanılan, birbirlerini tamamlayan, nüansları olan kelimeler bunlar. Kanitin boyun eğen. Allah böyle mi emretti? Amenna ve saddakna. Bitti. İkinci, acaba, neden, niçin? Hazreti Ebubekir gibi sıddık olmak var ya, işte bu. Kanitin boyun eğenler. Ya Allah erkekleri kayırdı haşa. Böyle de olmaz ki. Deyip de öyle demiş hoca hanımefendi kendisi. Allah diyor erkeklere kayyum dedi diyor. Er-ricalu kavvamun. Kavvamdılar erkekler. Ya hocam diyor aklım almıyor bu ayeti. İmanda problem var, onun için aklı almıyor. İmanda problem olmazsa Allah mı iyi bilir sen mi? Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Efemen yahluku kema la taklun. Bir yaratanla yaratmayan bir olur mu? Yaratan bilmez mi? Yaratan bilmeyecek de insanlar bilecek. Affedersiniz gözüne hakim olamayan, ihtiyacını tutamayan insan bilecek. Erzel-i umur diyen geldiği zaman 50 yaşından sonra dizine, gözüne sahip olamayacak, yatağa yattığı zaman yerinden kalkamayacak insan bilecek. İnsan bu. Aciz, zayıf, ihtiras, menfaat ve çıkar peşinde koşan bir varlık insan. İnsanı terbiye eden işte sırat-ı müstakim imandır. O açıdan kanitin boyun eğenler, huşu içerisinde olanlar, kadın ve erkek, sadaka verenler, sadaka erkek veren kadınlar, doğru olanlar, bu şekilde devam ediyor. Sonunda iffet ve namuslarını koruyan erkekler, koruyan kadınlar. Biz de mesela iffet ve hayayı kadına mal ederiz, erkeğe sıra gelince ne yaparsa yeridir deriz. Bu da bizim cahiliyetimiz işte. Kadınla istişare et, onun tersini yap. Bu da bizim cahiliyetimiz işte. Bunlar hep İslam dışı öğretilerin İslam gibi kabul edilip İslam toplumunda yaratmasından dolayı İslam'a yapılan saldırılardır. Allah Resulü Aleyhisselam Hudeybiye Anlaşması'nı yaptığı zaman, Hudeybiye Anlaşması yapılmayınca, umre yerine getirilemeyince, daha doğrusu umre yapılamayınca Hudeybiye Anlaşması gerçekleşir ve umre yapmadan gerisin geri dönmek gerektiğinde Müslümanlar umre yapmak için çıktıklarından dolayı kendilerine ağır gelir. Peygamberimiz onlara kurbanlarınızı kesin, İhram'dan çıkın talimatını verdiği halde kimse kıpırdamaz. Ağır gelmişti. Hala bir türlü işlerine sindiremiyorlar. Peygamberimizin eşi der ki, kalk ya Resulallah, sen gerekeni yap, onlar seni gördüklerinde bunu yapacaklardır. Ve Peygamberimiz onun istişaresiyle var. Bir hanımın, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilk vahiy geldiği zaman en büyük destekçisi kimdi? Hatice vardı işte. Hatta peygamberden önce peygambere iman eden diye de tanımlarlar. Seni Allah mahcup etmez diye peygamberimizin o yaşadığı güzel hayatı örneklendiriyor değil mi? Onun için namusunu koruyan erkekler ve namusunu koruyan kadınlar. Allah'ı çokça zikreder. Zikir değerli kardeşlerim, zikir Allah ile beraber olmaktır. Yalnız dilde değil. O bir takımlar işin bankamatik, ne matik mi diyorlar? Basmatik, kümatik. Bunlardan uzaklaşın. Bunlar riyakarlı ve gösteri araçları. Böyle çekmek değildir onlar. Bak bu çok farklı bir cümle. Size belki şoklandınız ama neden biliyor musunuz? Çünkü bunlar gizli ibadetlerdir. Halk içinde hak ile beraber olmaktır. Yunus'un deyimiyle. Tamam? Öyle mati. Bir de bunlar nerede üretiliyor? Kime zulmediyor? Kime destek verdi biliyor musunuz? Bak. Zikir matik diyorsun, parmağına tak düzen Allah diyorsun, orada Allah diyenler öldürülüyor. Yani Allah sana parmak vermiş. Sayı da önemli değil ki. Sayı önemli mi? Hani dervişliğe gidiyormuş, nişanlısına yiyecek götürüyormuş, bu da dinlendirme olsun. Estağfurullah, kızcağız nişanlısına yiyecek götürüyormuş tarlada, derviş denk gelmiş. Demiş ne götürürsün, hayırdır? Demiş de işte sevgilimdir, eşimdir. Ona yiyecek götürüyorum tarlada. Kaç tane götürüyorsun? Diye sorar. İşte ne götürüyorsun? Elma götürüyorum. Kaç tane götürüyorsun? Diyor ki işte hanımcağız bir cevap veriyor. Diyor ki kişi sevdiğine götürdüğünü sayar mı? Kişi sevdiğine götürdüğünü sayar mı? Diyor. Evet. Ve derviş tesbihini kırar. Onun için bizde rakamlara boğulma yoktur. Ruhen bir defa yani Bektaşi ile Mevlana karşılaşmışlar. Ne yapıyorsunuz? Demiş ki Allah deyip dönüyoruz Mevlana. Öbürü demiş ki biz bir defa Allah diyoruz daha dönmüyoruz. Yani şimdi kalpte nasıl diyor.
Ve huve ma'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. İşte zikir. İşte zikir nedir biliyor musun? Kadın ve erkek ailede Allah ne diyor diye hükmetmek de zikirdir. Allah hangi emri, hangi hükmü koymuş, hangi hakkı vermiş, hangi hakta ben tarafsız kalmış diyelim. Veya nerede durmuş? Allah'ın verdiğini, Allah'ın aldığını ve nerede durduğuna dikkat ederek itibar etmek zikirdir. Bakın mesela bazen bize sorular geliyor. Hocam hanımından diyor hiç şeyim yok. Namazında, niyazında, orucunda. Beş üstüne beş koyuyor. Ama bana öyle kötü davranıyor ki. Bana öyle hakaret ediyor ki. Eve gidesim yok diyor. Tabii var. Bunlar çok toplumda çok var. Yani bu antiparantez söyleyeyim. Bu kadına şiddet falan filan bunlar tabii vaktimiz kalmaz. Bunlar da bunlar hep böyle işte emperyalizmin soktuğu kavramlar ve kavgalardır bunlar. Ama aileler yıkılıyor. Aileler yıkılıyor. Sebebi işte bu tip problemler. O açıdan namazın niyazında öbürü de aynı şekilde. Dışarı bakıyorsun melek gibi, eve geliyor canavar gibi. Halbuki bir adamın ahlakı nasıl ortaya çıkar biliyor musun? Erkekler güçlüdür. İnkar edilir mi? Güçlüdür. Gücü olduğu için ezer. Zulmeder. İşte İslam diyor ki ezmeyeceksin ve zulmetmeyeceksin. Tamam bu. Onun için erkeğin ahlakı da Peygamberimizin sözünden hatırlayalım. Sizin en hayırınız ailesine. Ben sizin en hayırınızım diyor ya. Şimdi bakın. Demek ki bir insanın ahlakı, erkeğin ahlakı da ailesinden başlar. Çoluk çocuğuna karşı iyi davranıyorsa ahlakla güzel. Vergili maddelim selamünaleyküm iyisi falan bir halatır. Eve gelince çocuklar herkes bir deliye kaçıyor. Bu nasıl? İkisi de yanlış. Onun için Kur'an-ı Kerim evinize girdiğiniz zaman selam verin diyor. Kapıyı hanım açacak. Selam verecek. Birbirlerine rahmetle eve girecek. Ve o evde o selamla huzur başlayacak. Ama şunu bilelim. Yani ev böyle hiçbir kavga olmaz. Hiçbir tartışma olmaz. Bu da yanlış. Hayal dünyasında yaşamıyoruz. Bunda anlatırken yanlış. İşte İslam'da aile şöyle. Gerçekçi olacaksın kardeşim. Allah peygamberin hanımlarını bile peygamberimize karşı duruşlarını, isteklerini anlatıyor ve peygamberimizin küstüğünü anlatıyor. Bak Kur'an'da ya eyyühen nebi kulli ezvalike diyor. İn küntüne türden hayatet dünya. Dünya hayatı ne istiyorsanız diye başlıyor ayet-i kerime. Hazreti Ömer'le ilgili anlatılır meşhur. Birisi gelir Hazreti Ömer'e hanımını şikayet edecektir. Gelir kapıya doğru bakar. Bakar işte içeriden sesler gelir. Sonra sesler gelir. Adam durumu anlar, vazgeçer. Ömer fark eder gölgeden. Hemen kapıyı açar, gideni çağırır. Gel bakayım ya, sen neye gidiyorsun? Der ki ya Ömer, ben de hanımla biraz şikayetçiydim. Baktım aynı şeyler de sende var dedi. Görünce vazgeçtim dedi. Hazreti Ömer der ki, bak bunlar bizim için şöyledir, böyledir. Anlat işte, bak bunlar bizim evimizin sahibidir. Bizim namusumuz, bekçilerdir falan güzel bir şeyler ifade ederek ona bunun normal ve tabii olduğunu ifade eder. Onun için, ha burada ölçü nedir? İkisi sertleşmeyecek birlikte. Biri taş olduğun, birisi toprak olacak. Ha, efendim? Evet. Konu olmaz ki detaya girmeyeyim, Allah razı olsun. Hatta yine Peygamberimiz yerinizi değiştirin, odanızı değiştirin diyor. Abdest alın değil mi? Bunlar, buna benzer. Bunlar onlar. Onun için zikretmeden geldik buraya. Zikir, kulun Rabbi ile beraber olmasıdır. En büyük zikir Kur'an'dır. Kur'an'ın bir adı da zikirdir. O açıdan zikreden erkekler ve zikreden kadınlar, onlar Allah kendilerine mükafatın büyüklüğünü hazırlamış, onlar için büyük bir mükafat hazırladığını müjdeliyor. Şimdi bakın bu ayet-i kerimeler bize kadının ilk önce yanlış zihinlerden kurtarıp bir beşer olarak, insan olarak eşit olduğunu, Allah'a kul olduğunu en güzel şekilde ifade ediyor. Hatta şöyle diyor. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرْنَا اُنْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ Her kim erkek ve kadın mümin olarak salih amel işlerse فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Cennete girecekler, hurmanın üzerindeki, çekirdeğin üzerindeki lif kadar bile zulüm görmeyecekler. Haksızlığa uğramayacaklar. Kim? Kadın ve erkek.
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ Allah Teala kabul etti diyor duanızı. اَنِّي لَا اُضُعْ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ لَا اُنْثَى Erkek ve kadın her kim ne amel işlerse asla zayi olmayacaktır. مَنْ عَمِلَ صَالَمْ مِنْ ذَكَرٍ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا نُحْيَنْ حَيَاتًا طَيِّبًا diye başlayan her kim erkek ve kadın güzel amel işlerse Allah onlara tayyiben güzel bir hayat yaratacağını, var edeceğini müjdeliyor. Bütün bunlar baktığımız zaman yaratılıştaki sorumluluk bakımından asla kadınla erkek arasında bir ayrım olmadığını ve her birisi yaptığı günahlarla kendi sorumlu olduğunu وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى hiç kimse kimsenin günahını çekmeyeceğini ifade ediyor değerli kardeşlerim. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'deki bize ifade edilen ayet-i kerimelerde hep kadının mükellefiyeti ve sorumluluğu bakımından en güzel şekilde bize tanıtıyor. Evet, şimdi kadın ve kadın konusuyla ilgili en büyük meselemiz bu zihinsel dünyamızla ilgili problemlerin aşılmasıdır. Bu aşılması gereken konuları yerine getirdiğimiz zaman kadınla ilgili konuyu daha iyi anlamış oluruz. Kadın uğursuzdur. Hatta bizim geleneğimizde çok vardır bu kavramlar. Kadını uğursuz saymak. Hatta bazıları hadis diye tanımlar. İşte kadının uğursuzluğunu ifade eden hadisler diye takdim ederler. Halbuki Peygamberimizin bizzat uğursuzluğu reddeden genel ifadeleri vardır. Asla uğursuzluk yoktur diyor. Hatta birinde eğer uğursuzluk olsaydı şunda da vardı diye ifade ediyor. Kadın da evde atta ifade ediyor. Hatta birinde de cahiliye döneminin uğursuz saydığı kişiler olarak da tanımlıyor. Onun için Kur'an'daki İslam kadındaki uğursuzluk anlayışını da yok ediyor. Kesinlikle uğursuzluk sayma anlayışı İslam'a sokulmuş veya da Müslümanların zihin dünyasındaki kırılmalardan meydana gelen hastalıklardır. İslam asla kadını kesinlikle uğursuz saymaz ve hatta hiçbir varlığı uğursuz saymak. Mesela bizde uğursuz saymayla ilgili baktığımız zaman İslam tarihinde Yasin suresinde gönderilen elçiler ile قَالُوا طَيْرُكُمْ مَعَكُمْ uğursuz sizinle beraberdir. Yine Musa aleyhisselamla ilgili قَالُوا اِنَّ تَطَيَّرْنَا بِكُمْ uğursuzluğu sizinle bulduk diye anlatımlar vardır. Halbuki uğursuzluk küfürdür. Asıl şirktir. Asıl uğursuzluğu olan şirktir ve batıldır. Onlar Musa aleyhisselama ve kendilerinin gelmiş olduğu melekleri uğursuz sayacak kadar sapkın ve batıl hastalıklardır. Cahiliye anlayışlardır. Onun için kesinlikle kadında uğursuzluk veya uğursuzluk sayma gibi bir şey yoktur. Kız çocuğunu uğursuz sayma anlayışı. Bakın mesela bizde işte kız çocuğu olur. İnsanlar hala bir çocuğu sahip olmama gibi bir erkek çocuğu olma arzusu vardır. Halbuki Allah Teala وَلَيْسَ ذَكَرُكَ اُنْثَى diye Meryem validemizi anlatırken değil mi? اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَطَحَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ diyor. Allah seni seçti, seni temizledi. Bütün kadınlarına üstün kıldı diyor. Onun için bu anlamda uğursuz saymak bir tarafa onun öncelikli olduğunu ifade eden anlayışlar da İslam hayatında önemli bir argümandır. Değerli kardeşlerim, İslam tarihinde kadınla ilgili konuların daha çok bütünlükle ifade ettiği zaman aile bağlamı çerçevesinde konuşmamız gerektiğini, bunun İslam tarihindeki kadının konumu ile ilgili konulara derlediğimiz zaman tamamen böyle bir ayrışmaya, böyle farklı bir noktaya çekmeye de durumu olmadığını, kadını kadın, erkeği erkek ama bunların her birisinin misyon olarak farklı görevler olduğunu ifade ediyor. Bakın mesela çok işte ele alınan konulardan birisi, işte Allah Teala erkekleri kavvam olduğunu ifade ediyor. Değil mi erkekler? Bu kavram ifadesi yöneticilik demektir. İlk kişinin bizim bu şeyde ülkemizde köyler boşaltılmıştır. Çok köyler bir iki hanedir. Ama bir iki hane vardır ama bir aile reisi, bir muhtar vardır. İki hanedir. Onda birisi muhtardır. Aile gibi önemli bir müessesede başıboşluk olur mu? Olmaz. Koruyucu ve himaye edici. Kollayıcı, sorumluluk taşıyan. Bakın Allah erkeğe öyle bir görev vermiş ki kadın o kadar rahat ki. İnsanın kadın orası geliyor bunu duyunca. Anlam bakımında söylüyor. Bakın şimdi nasıl?
Şimdi sözüme dikkat edin. Şimdi farzların farzı nedir? Bir soru sorayım o zaman size. Farzların farzı. Farzların da kabul edilmesi, ibadetlerin de kabul edilmesi temel farz nedir? Helal kazanç. Ne diyor Peygamberimiz? Bak, bunu unutmayın. Farzların farzı, bütün farzların makbuliyetinin şartı helal kazançtır. Peygamberimiz, bir adam diyor, yorulur, saçı başı dağılır, üstü başı kirlenir, ellerini açar. Ya Rabbi, dua eder ama Allah duasını kabul etmez. Neden? Yediği haramdır, içtiği haramdır, giydiği haramdır. Gördünüz mü? Onun için farzların farzı helal kazançtır. Helal kazanma görevi kimindir? Nafaka kime aittir? Onun farzdır. Meskeni, nafakası erkeğin üzerine farzdır. İşte bu farziyetin getirmiş olduğu sorumluluk bakımından Allah erkeğe kavvam diyor. Hatta ayet-i kerime devamında infaktan bahsediyor. Sonra da kadının konumunu anlatıyor. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ مَحَافِظَ اللّٰهِ Saliha ne demek? Sözü düzgün bak. Saliha derken salih amel ne demek? İnsan amel ikidir. Mesela Peygamberimiz Müslüman'ı tarif ederken nasıl tarif ediyor? Oradan size örnek vereyim. Müslüman elinden ve dilinden bütün Müslümanların güven duyduğu, rahat ettiği kişidir. Neden el ve dil? İnsanı, efendim? Tam da benim şeyimi anlattınız. İnsanın elinden, dilinden. El, insanın gücünü, dil kişiliğini anlatır. İnsanlar sözünden tutulur. İnsanlar elbiselerle karşılanırlar, sözlerine göre uğurlanır değil mi diyoruz? İnsanlar o sözleri, konuşmaları insanın içine aktarır. Kabın içinde ne varsa dışarıya o sızar. Onun için eli ve dili temiz olacak. Bakın salihat demek bu. Eli, dili, hayatı düzgün demek. Salih olmanın zıttı fesattır. Hatta Peygamberimiz buyurur ki kadınını, hanımını, erkeğine karşı kışkırtan bizden değildir diyor. Onun için salihat. Ganitat, hak arayan değil. İslam'da kadın hak aramaz. Erkek de hak aramaz. Hak aramak batılın işidir. Batılın işidir. Hak aratarak insanları kavgalaştırır. Asıl kral çıplaklık otturur. Bak sendikal anlamda insanlar yarıştırıyor değil mi? Sendikalar kurulur, hak aralar. Ama İslam ne diyor? İşçinin teri kurumadandır diyor. Sendeki ihtiyaç var mı? Bakın ne diyor? Hak arama diyor. Patron ne diyor? Yediğinden yedirmezsen, içtiğinden içtirmezsen, hakkın tam ödemezsen işte senin için en büyük vebal ve gün olduğunu söylüyor değil mi? Bakın. İşçi ne diyor? Sen de bu bidayı tas tamam sıkmazsan, yarı burcu bırakırsan en büyük hain sensin. İşçiye diyor ki sen vazifeni düzgün yap. Patron diyor ki sen de vazifeni düzgün yap. İşçinin vazifesi patronun hakkıdır. Ona en güzel şekilde verilen işi en güzel şekilde yapmak işçinin vazifesidir. Patronun vazifesi de işçinin hakkını tas tamam vermektir. Bak haklar nasıl yerine geldi. Herkes kapısının önünü temizleyecek. Temizlediğin iş bitiyor. Sonra kadın ve erkek bağlamına baktığımız zaman kadına diyor ki sen vazifeni yap. Erkeğe diyor ki sen de vazifeni yap. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Hatta emir erkekleridir. Hanımlarınızla iyi geçinin diyor. Bakın burada kavvam orada iyi geçin diyor. Onun için değerli kardeşlerim İslam'ı bir bütün olarak düşündüğümüz zaman anlam çıkar. Şöyle düşünelim şimdi. Gözümüz görüyor. Şu anda ben de konuşuyorum değil mi? Nasıl konuşuyorum? Teşekkür ederim. Bunu demek istemedim. O sizin iltifatınız. Şunu demek istiyorum. Şimdi beynim devrede olmazsa bu algılar, konuşma sistemi devrede olmasa dilin kendi başına konuşması mümkün mü? Hayır. Ya. Ama dil tek başına dil. Ama dil vücutta anlam ifade ediyor. Göz vücutta anlam ifade ediyor. İşte İslam bir vücut gibi bir sistemdir.
Her bir sistemi kendi yerine vereceksiniz. Oradan koparıp da tek başına aldığı zaman çürür, kokar, bozulur. Bak organ naklinde bile bir sürü şeyler yapıyor değil mi? Saatlerle yarışıyorlar. Yoksa kokar, bozulur. İşte o nedenle Allah Teala erkeğe hangi rolü vermiş, kadına hangi rolü vermiş? O roller rol çalma değil. Rollerimizi en güzel şekilde yapabilme bilincidir İslam. Şuur budur. Rolümüzü yapacağız. İnsanların şimdiki işi de söylemeyeyim daha yanlış anlaşılmasın. Eski bu kadın 8 Mart Kadınlar Günü'nde yazmış. Kadına onurun varsa kadına el kaldırma. Bu erkekleri acite etmektir. İnsanların çocuğunuza bile şahsiyetine bir şey söyle doğru kabul ettiremezsiniz. Neden ettirebilir misiniz? Sen erkek değilsin. Sen onurlu değilsin. Sen adam mısın? Dediğin bir erkek ne yapar? Ha. Hatta mesela bak kadın için söyleyeyim. Kadın ayıpları kusuruna kabul eder. Ama hiçbir kadın pişirdiği yemeğin bile tadını misafir odasında beğenmez yaparsa kocasına karşı nefret duyar. Doğru mu? Hiçbir kadın toplu insan da genelde öyledir ama kadına daha hassastır. Kadın kendi eksiğini toplumuzda söylemesini istemez. Bu kadının ruhudur. Bunu koruyacaksın. Benim hocam derdi ki Allah rahmet eylesin. İhsan Hoca kadınlarda ayıpları söylemeyeceksin derdi. Hatta olmayan ayıbı söylersen onu yapmaya teşvik edersin derdi. Bak çok enteresan. Mesela hatta müsbet konuşma. Kadına yalan, çocuk için de böyle. Yalan söyleme demeyeceksin. Doğruyu söyle. Yalan söylemediğin zaman o yalan kelimesi bile onunla bir iz bırakıyor. İz. Alıştırıyor. Adamın biri yolda giderken bayılmış. Pat diye düşmüş. Su döküyorlar, şu döküyorlar, uyandırmaya çalışıyorlar. Su lazım dedi değil mi? Ama suyla uyanmıyor. Ehli dil, ehli gönül bir adam geliyor diyor ki ne oldu? Diyor ki bu adam buna bir şey söyledi, o da düştü. Ne söyledi diyor? Edepsiz dedi. O da diyor hemen eğiliyor kulağına. Edepsiz, edepsiz, edepsiz diye kulağına fısıldıyor. Adam uyanıyor. Diyor ki nasıl oldu bu? Bu adam hayatımda edepsiz kelimesini duymamış. Duyunca şoklandı. Kulağına söyleyerek fısıldak onu alıştırdım diyor. Biliyor musunuz? Bak kelimeler ne kadar önemli. Müsbet cümlelerle kullanarak çoğaltmak. Kadına da böyle. Onun için Peygamberimiz وَاسْتَفْسُ بِالنِّسَى hanımlara nasihat edin. İyilikle yaklaşın diyor. O eğe kemiği meselesi işte bu fizik değil. Psikolojik bir durumdur. Bu insan yapısıdır. Bir söyleyiş var. Heh. Bir izah ediş var hocam. Tabii. O adama edepsiz dedim o bayılır. Ama edepsiz desen böyle. Hayır. O kelimenin kendisi. Söyleyiş tarzı farklı. Evet, kavramın kendisi. O da alay almaktı, daha hafif almaktı. Bu açıdan şimdi demek ki kavvam ve aşir kelimesi, kavvamın diye tanımlaması ve aşiruna bil maruf diye onları iyi geçinin. Hatta ayet kelimenin devamında فَاِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَا اَنْ تَكْرَوْ شَيَنْ وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا onları iyi geçinin. Eğer bir hatası varsa, sevmediğiniz bir yönü varsa belki Allah sizin onun hakkında hayır murad etmiştir. Evet öyledir. Onun için bu ayeti kelimelerdeki kanit anlamında yani teslimiyet anlamında durduğumuz zaman herkes vazifesini yapacak. Kadın hayatın merkezidir. Toplumun yarısı kadındır. Yok sayarak bire varamazsınız. Ama kadını kutsamak da ayrı bir hastalık, kadını kölleştirmek de ayrı bir hastalık. Her ikisi aşırı uçtur. Afrodit gibi kutsamak bir taraftan sofraya koymayacak, evcil hayvanla beraber sofra oturacak bir anlayış. Günahın merkezinde görmek, günahı taşıyan insan olarak görmek ve buna benzer anlayışlar. Onun için İslami hayatta, İslam'ın yaşantısında en büyük mesele değerli kardeşlerim, hanımların ön plana çıkmasıdır. Bir medeniyetin kalitesi kadınların kalitesine bağlıdır. Bir medeniyette kadınlar ne kadar kaliteli ise, ne kadar donanlı ise, ne kadar eğitimli ise o medeniyet o kadar yücedir.